Birazdan binlerce fit yüksekliğindeki uçağın patlayan camına, patlayan camdan dışarı fırlayan kaptan pilota ve 87 yolcunun pamuk ipliğine bağlı olan yaşamına şahit olacaksınız. Bu tüm zamanların en şaşırtıcı uçak kazalarından biriydi ve insanın hayatta kalma becerilerini sonuna kadar gösteren bir deneyimdi. İngiltere Birmingham'dan İspanya Malaga'ya giden British Airways mürettebatı ve yolcular için sıradan bir gündü. Kabin görevlileri uzun yıllardır birlikte çalışan deneyimli bir ekipti. Sadece yardımcı pilot Alistair Hatchison ekibe yeni katılmıştı. Uçağın kaptan pilotuysa Tim Lancaster 21 yıllık deneyimli pilottu. Kalkıştan hemen önce uçağın etrafını dolaşarak bir aksaklık olup olmadığına baktı ve bir gün önce yapılan bakımın kayıtlarını inceledi. Uçağın ön camı değişmişti. Bu sürekli olan bir şeydi ve bunu yardımcısına ilettikten sonra kalkış için gerekli hazırlıklara başladı. Saat 08.20'de kaptan rutin bir kalkış gerçekleştirdi. 81 yolcu 6 mürettebatla birlikte uçak göğe doğru tırmanmaya başladı. Her şey olması gerektiği gibiydi. 2 saat içinde İspanya'da olacaklardı. Uçak kısa sürede 16 bin fit yüksekliğe ulaştı ve kaptan pilot kahvesini yudumlamak üzere kemerini gevşetti. Uçak kalkalı henüz 13 dakika olmuştu ki bir anda her şey değişti. Kaptan pilotun camında büyük bir patlama meydana geldi. Basınçlı hava camı kırıp kaptan pilot Tim Lancaster'ı camdan fırlatmıştı. Büyük bir şans eseri bacakları levyede sıkışmış ve tamamen uçup gitmesini engelleyerek kokpitin tavanına yapıştırmıştı. Hemen ardından uçağın içi beyaz bir sis bulutuyla doldu. Yardımcı pilot Alistair Hatchison saatte 555 km hızla esen rüzgar altında kontrolü sağlamaya çalışıyordu ve ona yardım edecek kimse de yoktu. Pencereden dışarı fırlamış olan kaptan pilotu düşünecek vakti yoktu. Uçak 16 bin fit yükseklikte hızla dalışa geçmişti. Bunun nedeni ise kaptan pilotun levyede sıkışan bacaklarıydı. Levyeyi ileri doğru sabitlemiş ve uçağın hızını saatte 555 km'den 630 km'ye kadar çıkartmıştı. Yardımcı pilot kontrolü ele almaya çalışırken kabin görevlileri kaptanın uçak camından fırladığını yeni görmüş ve hemen kaptanın bacaklarını sıkışan levyeden kurtarıp var güçleriyle tutmaya başladılar. Dışarısı -17 dereceydi ve 630 km hızındaki soğuk rüzgar kaptan pilot Tim Lancaster'ın vücudunu ezip geçiyordu. Bu korkunç bir durumdu. Kokpitin içine giren sis ve soğuk hava yardımcı pilotun işini zorlaştırıyordu. Kuleye yardım çağrısında bulunuyor fakat kokpitin içinde esen fırtına gelen cevabın duyulmasına engel oluyordu. Bu arada uçak dünyanın en yoğun hava geçitlerinden birine doğru hızla ilerliyordu. Bütün bu olanlara bir de çarpışma tehlikesi eklenmişti. Arka tarafta tahmin edileceği üzere yolcular korku içinde çığlık atıyorlardı. Yardım çığlıkları, uçağa binme pişmanlığı, sinir krizleri ve hücrelerine kadar hissettikleri korku. Kendinizi binlerce fit yükseklikte düşmek üzere olan uçakta düşünün. Ölüm korkusu, şiddetli sarsıntı, azalan oksijen ve eksi derecedeki ortam sıcaktı. Bu korkunç bir durumdu. Daha önce mürettebatta hiç uçmamış olan yardımcı pilot Alistair Hatchison onları kendi başına bırakıp uçağın güvenliği sağlamaya çalışıyordu. Artık levyeyi kumanda edebiliyordu. Mürettebat kaptan pilotun ayağını levyeden kurtarmayı başarmıştı. Uçağın güvenliği sağlamaya çalışan Alistair Hatchison yavaşlama yerine bu hızlı inişi devam ettirmeye karar verdi. Çünkü bu onu hava trafiğinden kurtaracak ve oksijen desteğine gerek bırakmayacak bir irtifaya indirecekti. Yüksek irtifada uzun süre kalmak oksijen yetersizliğine neden oluyordu. Uçak 16 bin fitten 11 bin fite alçalabildiğinde kaptan pilot Tim Lancaster'ın vücudu da tepeden kurtulup uçağın yanına doğru kaymaya başlamıştı. Mürettebatın kaptan pilotu bırakma gibi bir niyetleri yoktu. Ancak buna daha fazla dayanacak güçleri de kalmamıştı. Kaptanın cansız bedenine ne yapacaklardı? Bu hayatlarının en zorlu sorularından biriydi. Buna daha fazla dayanamıyorlardı. Kaptan pilotu bırakacaklardı. Fakat yardımcı pilot Alistair Hatchison buna izin vermedi. Kaptanı bırakmamalarını emretti. Bu emrin sebebi şefkat değildi. Ceset bırakılsaydı kanadın üst kısmına düşüp ciddi hasar yaratabilirdi. Önüne geçilemez bir kaza için pek de uygun bir zaman değildi. Alistair Hatchison 11 bin fite inmeyi başarmıştı ve nihayet kuleden bir ses duyabilmişti. Kuledeki yardım çağrısı en yakın havaalanına yönlendiriyordu. Fakat yardımcı pilot bu pistte daha önce iniş yapmamıştı ve buna itiraz edecek durumda da değildi. Öyle ya da böyle uçağı bir an önce indirmesi gerekiyordu. Bütün haritalar ve çizelgeler kaptan pilotla birlikte dışarı uçmuştu. Bu zorlu inişi kuleden gelen radar desteğiyle yapacaktı. Zorunlu iniş yapacağı pistin uzunluğu ise 2,5 kilometre olması gerekiyordu. Fakat pist 1800 metreydi ve bu büyük bir sorundu. Pistin yeterince uzun olmaması sorun yaratabilirdi. Olabilecek en kötü senaryo bu olmalıydı.
Yardımcı pilot Alistair Hitchison, yakıt depoları ağzına kadar dolu olan ve 87 yolcu taşıyan uçağı meslek yaşamının en zorlu inişini gerçekleştirerek alana indirmeyi başarmıştı. Saat 08.55'te uçak Southampton Havaalanı'na mükemmel bir iniş yapmıştı. Akabinde acil durum araçları uçağın etrafını sardı. Alistair Hitchison, havacılık tarihinde benzeri görülmemiş bir uçuşu büyük bir başarıyla gerçekleştirmişti. Uçağı kaptan pilot olmadan uçurmak zorunda kalmış ve kimsenin kolay kaldıramayacağı kadar güçlü bir stres testinden geçmişti. Kaptan pilot Tim Lancaster muhtemelen bilincinin önce bir kısmını, daha sonra tamamını kaybetmişti. İlk 15 dakikada hayatını kaybetmiş olmalıydı. Çünkü 17 bin fit yükseklikte vücudu -17 dereceye maruz kalmış ve oksijensiz kalmıştı. Fakat hikayesinde eksik kalan bir nokta vardı. Her nasıl olduysa hayatta kalmayı başarmıştı. Hiç kimse böylesi zorlu bir sınavı sağ salim atlatabileceğini düşünmemişti. Ama mucizevi bir şekilde kurtulmuştu. Yardımcı pilotun soğukkanlılıkla uçağı 22 dakikada indirmesi ölümüne mani olmuştu. Elbette mürettebatın göstermiş olduğu kurtarma çabası da bir o kadar önemliydi. Vücudunda meydana gelen fiziksel hasarsa ölümcül değildi. Sağ kolunda ve bileğinde birer kırık, yine kırık bir sol baş parmak, morluklar, soğuk ısırması ve şok. Kaza araştırmacıları olayın iç yüzünü öğrenmek için ipucu arama çalışmaları başlattı. İlk incelemeler ön cam çerçevesinde bir bozulma olmadığını göstermişti ki bu yapısal bir sorun ihtimalini ortadan kaldırıyordu. Ön cam tamamen kaybolmuştu. Etrafta bir miktar kan vardı. Uçağın gövdesinde bazı küçük oyuk ve sıyrıklar vardı. Uçak bir gün önce bakımdan geçmiş ve ön cam değişmişti. Uçağa tam olarak ne olduğunu öğrenmek için camı değiştiren mühendisle görüşmeye gidildi ve camın üzerinde 30 numara civatalar vardı. Bu can alıcı bir hataydı. Görünüşe göre meydana gelen kaza da bundan kaynaklıydı. Bazı uçaklarda ön cam içeriden takılırdı. Böylece kabin içindeki basınçı camı yerine sabitlerdi. Ama bazı uçaklarda cam dışarıdan vidalanırdı. Dolayısıyla civatalardaki zayıflık kabin içi basıncın camı dışarı fırlatmasına neden olurdu. Mühendis camı değiştirirken kendisine fazla güvenmesi sonucu kataloğa bakmak yerine göz kararıyla santimetrenin %1'i kadar daha ince olan civataları seçmişti ve kazanın meydana gelmesine neden olmuştu. Bu soruşturma sayesinde bütün uçaklara yeni bir düzenleme getirildi ve meydana gelmesi muhtemel kazaların önüne geçilmiş olundu. Kaptan pilot Tim Lancaster kazadan 5 ay sonra yine British Airways'ten emekli olana dek çalışmaya devam etti. Aynı şekilde mürettebatın bir kısmı emekliliğe ayrılırken bir kısmı emekli olana dek çalışmaya devam etti. Fakat yardımcı pilot Alistair Hitchison bir süre çalışmak istemedi ve kendisine özel bir havacılık ödülü olan altın madalya verildi. Daha sonra işinin başına tekrardan döndü. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın lütfen. Evrendeki güzel şeylerin sizi bulması dileğiyle. Hoşça kalın.